kapsamında bugün İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ndeyiz. Öğrencilerle radyo iletişimi konuşacağız. Merhaba arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'nin resmi bir radyosu olduğunu biliyor muydunuz sizden? Hayır, bilmiyorum. Siz? Ben de bilmiyorum. Hayır. Neden? İlgilenmiyorum yani pek. Dinlemiyoruz artık yani. Bilmiyorum. Neden? Araştırmadım ya. Bilmiyorum. Duymadım hiç daha. Etkinliklerimizden hiç haberdar olmadınız mı? Hiç duymadım. İstanbul Üniversitesi'nin radyosunu hiç mi duymadınız? Valla bir tane kere bu aracı gördüm sadece. Aracı gördünüz ama hiç böyle merak edip bakmadınız mı? Genel bir radyo. Evet, biliyorum. Adı ne? Biliyordum. Nereden biliyordun? Çünkü çoğu üniversitenin var, oradan biliyordum. Ama şu, hani girip dinlemişliğim yoktu şu ana kadar. Nereden biliyorsun? İsmi ne radyomuzun? Radyo iletişim. İletişim, bak evet. Radyo iletişim. Peki bir üniversite radyosu nasıl etkinlikler yapmalı sence? Yani öğrencileri eğlendirmeli. Sonuçta okul dışında belli bir aktiviteler olması gerekiyor. Onun için de konserler ya da belli bir etkinlikler düzenleyerek okul içinde öğrencileri derslerin dışında motive edebilir. Konser. Evet. Festival tarzı etkinliklerde katılabilir. Yeterli mi? Öğrenciler için yeterli. Konser olabilir. Tiyatro olabilir. Ya da ünlü birisine çağırdıkları zaman olabilir. Evet, söyleşi olabilir. Şimdi sen Avcılar Kampüsü'ndesin, radyo iletişim Beyazıt'ta. Biz çok iyi bir organizasyon yapsak gelir misin? Eğer çok iyiyse, gerçekten iyi bir temeli varsa gelirim. En azından konser tarzı bir şeyler düzenlense iyi olabilir de okulçamda. Geçen sene vardı, bu dönem düzenlemediler mesela okul açılışında. Onun gibi olabilirse iyi olabilir. Hiç düşünmemiştim bunu, nasıl gideriz? Siz ne olursa ünlü radyocuları getirebilirsin mesela. Bu tarz bir yayında çok fazla öğrenciyi toplayabileceğimizi düşünüyorum. Çok fazla dikkat çekiyor çünkü bizim fakültemizde bu tarz hareketler. Şu an bir fikrim yok. Duman çalsa iyi olur. Hayır, etkinlik. Yani söyleşi mi yapalım, konser mi yapalım, ne yapalım? Konser iyi olur, konser var. Bence de konser iyi olur. Peki bir üniversite radyosunda yayın yapmak ister misin? Hayır, istemem. Ben istemem yani. Yok, bana göre iyi. Siz? Ben de. Tabii olabilir yani. Bence iyi de olur hatta. Şahsen bu sene biraz olmaz gibi gözüküyor. Peki genel olarak İstanbul Üniversiteli olmak bir ayrıcalık mı sizin için? Bana bir ayrıcalık yani sonuçta. Çünkü hani daha yeni başladım ama yani derslerden olsun, çevreden olsun bu gerçekten anlaşılıyor. Belli ayrıcalıkları var ama tabii bu konuya hiç bence girmeyelim. Yani biraz ayrıcalık tanıyor tabii. Yani ismi var. Son olarak radyo iletişimi sevenlerine buradan ne mesaj vermek istersiniz? Ne söyleyeyim? Radyo dinleyelim bence. Dinleyelim. O zaman buradan radyo iletişim sevenlerine sevgiler gönderelim. 1, 2, 3. Seviyoruz.